Kimin için bütün bu hazırlıklar? Arkamızdan iş çevirenler için Miralay. Mektebi Harbiye'de atış taliminde hedefi tutturmamız için bize ne öğretmişlerdi hatırlıyor musun? Ordu ailedir. Aile namustur. Namusumuza göz dikenin... Bizi sırtımızdan vuranın cezası nedir Tevfik? Böyle diyordu komutan. Ordunu, ailenin namusunu düşün, öyle nişan al. Hatırladın mı? Sahi sen neden bir aile kuramadın Tevfik? Dengin birini bulamadım diyelim. Öyle ya. Bir aslanın eşi de bir aslan olmalı. Kim görmüş bir aslanın çakalla evlendiğini? Öyle demiş Mevlam. Sahi sen ne için gelmiştin Miralay? Kundakçıların elebaşını yakaladık. Malumatın olsun. Ona en ağır cezayı vereceğim. Hiç şüphem yok. Söyle bakalım İsmail. Hürriyetine kavuşmak ister misin? Kumandan sensin. Senin dayı Ölmez Hasan hangi dağ mesken tutar? Dayım için ini değil, namı bilinir derler. Ne leşini sayabilirsin, ne de mekanını tutabilirsin Ölmez Hasan. Kurban olayım. Beni bırak. Tövbe ismimi daha duymazsın. Giderim buralardan. Ölmez Hasan birinin peşine düştü diye laf çıkmaya görsün. Komşular onun helvasını kavurur. Niye biliyor musun? Ölmez Hasan görülmedik hesap bırakmaz. Oğlum. Hangi elinde çaldın benim malımı? Ha? Hangi elinle çaldın lan benim elimi? Ha? Ölmez Hasan'ın ismi olacağına anandan hiç doğmamış olsaydın derler. Niye biliyor musun? Oğlum, benim malımı hangi elinle çaldın? Bir hata ettim. Çünkü Ölmez Hasan adam doğduğuna, doğacağına öldürmez de ölemediğine pişman eder. Kes lan boşnakır diye. Öp bakalım. Sen sordun ben söyledim kumandan. Dayımı yakalamak bu kadar kolay olsaydı zabitlerin çoktan yakalardı değil mi? Vallahi sen bana kafa tutacak durumda mısın? Evini yaktığın Yunanlı komutana versem seni yaşasın mı sanıyorsun? Leşini itlere yedirmeden bırakır mı sanıyorsun? Tamam, tamam hemen celallenme. Götüreceğim seni. Götüreceğim. Götürürüm götürmesine de. Sen ne isteyeceksin benim dayımdan? Vatan işi İsmail. Mübarek bir iş.